O yaşıyor. Yalan söyledim sana, ölmedi. O yaşıyor Eda. Ne demek yaşıyor ya sen bana? Acaba yalan söylemiş olabilir misin ya? Ha? Sen bana yalan söylemiş olabilir misin acaba? Yalan söylemiş olabilir misin acaba? Sen bu kadar alçalmış olabilir misin? Yalan söyledim sana, ölmedi. O yaşıyor Eda. Tamam, ne oldu lan burada? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen ne yapıyorsun? Dur bir dakika dur. Ne oldu lan? Kerem'i öldürdün. Ya... Kızım sen manyak mısın? Ben onu öldürmesem o seni öldürecekti ya. Adam aşağılık, rezil, pislik herifin teki. Ya ben onun için ağlamıyorum. Kızım için ağlıyorum. Ne kızı ya? Ya kızım yaşıyormuş. Ayraz. Poyraz. Poyraz. İsa. Ben çok kötü bir şey yaptım Ayşegül abla. Ne yaptın İsa, ne oldu? Babama çok kötü bir şey yaptım. Babamı öldürdüm. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun İsa sen? Işıklı abla ne oluyor? İsa abi iyi misin? Yok bir şey. Hadi sen git yat. İsa abi ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bir şey yok Sinan. Peki babam nerede Işıklı abla? Bilmiyorum. Biz İsa abine biraz konuşacağız, tamam mı? Sen geç odaya, o odada yat. Hadi. Tamam. Gel İsa. Gel. Otur bakayım. Anlamıyorum ne dediğini. Şimdi sakin sakin anlat lütfen. Annemle beraberdik. Konuşacaktık. Ben bağırdım. Çok bağırdım. Sonra babam bana tokat attı. Babamın vurduğu gibi vurdu. Bir an aklım gitti. Bıçakladım. Babamı bıçakladım. Ölmüş müdür Ayşegül abla? Ölmüş müdür? Yok İsa deme öyle. Bana bak, bana bak, bak. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol, bak anneni arayacağım şimdi. Öğreneceğiz ne olduğunu. Lütfen sakin ol. Abi, üzülme ne olursun. Ah İsa'm ya. Ah İsa'm ne yaptın sen? Bir başına nereye gider bu soğukta bu çocuk? Emrah, sen merak etme. Ben şuradan bir kalkayım. Beraber arayıp bulacağız onu. Polis de düşmüştür şimdi peşine. Ya Emrah, endişelenme, bulacağız. Halledeceğiz. Ah. İmran, durumu biliyorum ben. Ayşegül Hanım, İsa... İsa burada. İsa burada, merak etme. Taş kafa nasıl? Dikiş atıyorlar şimdi. Hafif bir şey arası. Oh, çok şükür. Biraz korkmuş İsa. Taş kafa içinde endişelenmiş ama merak etme. Şimdi iyi. Şimdi söylerim ben, o da rahatlar. Ama nedir bu başımıza gelenler ya? Ya İsa'ya bir şey olursa? İmran lütfen sakin ol, panik yapmayın. Yanımda güvende bir şey yok. Babam iyi miymiş? İyiymiş. Hastanedeymiş şimdi ama önemli bir şey yokmuş. Yalan değil mi?
Annem benim burada olduğumu öğrenince üzülmeyeyim, kaçmayayım diye böyle dedi. İhsan niye yalan söylesin? Bir şey yokmuş, dikiş atılıyormuş. Birkaç saate kadar çıkar dedi. Ayşegül abla, ben babamı görmek istiyorum. Ne olur beni hastaneye götür. Bak İsa, bu durum biraz karışık, tehlikeli yani. Orada polisler falan vardır şimdi. Ne olacaksa olsun Ayşegül abla. Ben babamın yaşadığını bileyim de. Tamam. Tamam gideceğiz ama kimseye görünmeyeceksin. Baban nerede? Bilmiyorum ki. Telefonu da bırakmış. İsa, ben üstümü değiştiriyorum. Sonra gelirim çıkarız, tamam mı? Hadi sen de yatmaya. Yürü Sinan, yürü yürü. Tamam. Gel 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 gel. Anlatmak ister misin? Kerem'le birlikte olmaya başladıktan bir yıl kadar sonra ben hamile kaldım. Yapma ya. Yani benim öyle çocuk, bebek falan öyle düşüncelerim yok biliyorsun yani. Ama ne bileyim işte hamile kalınca ya böyle heyecanlandım yani. Mutlu oldum, aşık oldum, adamdan bir çocuğum olacaktı yani. Havalara uçtum böyle işte, koştum. Kerem'e haber verdim. Ya o yüzünü hiç unutamıyorum. Sanki bebeğimiz olacak dememişim de biri ölmüş demişim gibi böyle. Yıkıldı adam yani. Bu çok mantıksız bir şey Eda dedi. Bizim işimiz çok tehlikeli falan. Ya dinlemedim tabii, sen de Eda'sın. Ya dinlemedim değil ya. Anlattım yani, konuştum, ikna ettim adamı. Sonra ben izin aldım. O da işte göreve devam etti. O gün ben 7 aylık hamileydim. Kerem nerede? Bilmiyorum. Üçüncü hakkın olmayacak. Kerem nerede? Nerede olduğunu biliyordum ama söylemedim. Bilmiyorum. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Ama her saniyesinde bebeğimi düşündüm. Bebeğim nerede? Kerem? Bir şey olmadı değil mi ona? Aşkım sakin ol. Kerem bir şey olmadı de. Sakin ol bebeğim. Hemşire hanım. Bebeğimi verin bana, bir kucağıma alayım. Maalesef Eda hanım. Bebeği kaybettik. Hayır. Allah'ım ne olur hayır.
Ya sen neler yaşamışsın, bizim dünyadan haberimiz yok. O gün işte. Tam 5 yıl 9 ay önce. Bebeğimi kaybettim. Yani ya da bilmiyorum ki, kaybettim sandım işte Kerem ölmedi diyene kadar. Ya bu herif ne zaman söyledi sana bunu? Depoda söyledi. Sen öldürmeseydin adam anlatacaktı zaten. Ya kızım sen aptal mısın ya? Ya adamı sen dağ başına götürmüşsün. Kafaya tabancayı dayamışsın. Her şeyi söyler ya. Yaşıyor da der, okula da gitti der. Akşam nikahına gideceğim de der. Her şeyi söyler ya. Öldürmeyeyim diye söyledi. E tabii yani. Tamam aşık olmuşsun ama. Gönül bu ota da konar. Yani unut şu herifi ya. Aşağılık, pislik, rezil herifin teki. Ya sen buraya ne yaptın? Ben nasıl toplayacağım şimdi bunları? Onu düşündün abi şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.